Güne Bakış'tan merhaba. Hakkari, Şemdinli, Ortaklar bölgesinde PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker ve 2 köy korucusu hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre biri ağır olmak üzere 2 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında çatışmada 5 PKK'linin de öldürüldüğü belirtildi. Evet. Burak, diğer haberimizle devam edebiliriz. Tabii, CIA eski El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in Pakistan'daki evinde 2011 yılında ele geçirilen 470 bin belgeyi kamuyla paylaştı. Belgelerde Bin Laden'in Batı karşıtlığını ışık tutan günlükleri ve El-Kaide-İran ilişkisine dair ayrıntılar dikkat çekiyor. CIA direktörü Mike Pompeo'nun yaptığı yazılı açıklamada belgelerin El-Kaide terör örgütünün planları ve işleyişi hakkında ABD kamuoyunun daha yakından bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla erişilebilir hale getirildi. 2014 tarihli istihbarat yetkilendirme yasası kapsamında paylaşılan belgeleri CIA web sitesinden görüntülemek mümkün. Belgeler Bin Laden'in Pakistan'ın Abbottabad kentindeki evinde 2011 yılında ele geçirildiği baskında bulunmuş ve daha önce kısmen paylaşılmıştı. The Guardian gazetesinin haberine göre Bin Laden günlüklerinde gençken İngiltere'de yaptığı yaz tatilinden de bahsediyor ve Shakespeare'in doğduğu eve yaptığı ziyaret sonrasında Batı'nın çürümüşlüğü hakkında ikna olduğunu anlatıyor. ABD merkezli The Long War Journal adlı haber analiz sitesi ise belgelere daha önceden erişim sağladığını açıkladığı haberinde El-Kaide'nin İran'la olan ilişkisine dair yeni ayrıntıların ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Belgelerde Türkiye açısından da ilgi çekici bilgiler var. Bin Laden'in oğlu Hamza'nın düğününden olduğu anlaşılan iki videoda Muhammed İstanbuli dahil bazı üst düzey El-Kaide yöneticilerinin de görünmesi dikkat çekiyor. İstanbuli'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın suikastçısının kardeşi olduğu, 11 Eylül sonrasında da bir süre İran'da yaşadığı ve yakın zamanda da Türkiye'de bulunduğu biliniyor. Belgeler Bin Laden'in şahsi günlüklerine ek olarak El-Kaide terör örgütüne ait konuşma paketleri ve National Geographic'e ait belgeseller, Batman, Buz Devri ve Mr. Bean gibi filmler ve Jackie Chan'in televizyon programları da yer alırken çok sayıda mizahi ve viral YouTube videoları dikkat çekiyor. Yayınlanmayan diğer belgeler arasında virüs ve pornografi içerikli dosyalar ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek hassas materyaller bulunuyor. Güne Bakış'ta bugünkü konuğumuz Profesör Doğu Ergil. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam sizinle IŞİD bundan sonra ne yapacak gibi konuşmak istiyoruz. Böyle bir perspektif çizdik. Ama IŞİD'in son büyük eylemiyle başlayalım isterseniz. Saldırısıyla başlayalım. New York'ta bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı güvenlik güçleri tarafından yalnız kurt eylemi olarak değerlendirildi. Biz biraz bu tarz eylemlerin tarihsel olgusuna bakmak istiyoruz. Bu tarz eylemler tarihte var mı, nasıl yer almış ya da IŞİD'in yalnız kurt eylemi yayılacak mı bundan sonra? Şimdi bir kere kurt diye bir tanım yapıyorsunuz. Kurdun bir doğası vardır, avcıdır kurt. Eğer bir kurt olarak hazırlanmışsa bir kişinin, bu kişi elinde sonunda kendi niteliğine, karakterine uygun şeyleri yapacaktır bir kere. Ve yapmıştır da görüyordur. İkincisi, kurt bir ortamda yaşar. Yaşamını sürdürebilmek için o ortamın nimetlerinden yararlanır. Şimdi bir insanın kurtlaşması için önce onun olumsuz bir ortamda giderek radikalleşmesi lazım. Ve bu radikalleşme sürecinde belirli eğitimlere veya telkinlere tabi olması lazım. Bu da işte örgüt propagandasıdır, medya üzerinden kendisine ulaştırılan haberlerdir. Ama bunların hepsi kendi ruhsal ihtiyaçlarına uygun gıdayı temin eder tarzda. Şimdi bu şahıs
Seyfullah adlı, Saifullah adlı şahıs bir Özbek. Ve son zamanlarda Özbekler, bakın İstanbul'da terör eylemi düzenlediler. Değil mi? Reyna saldırısı. Kopenhag'da bunu yaptılar. Başka yerlerde yaptılar. Şimdi o zaman bu Orta Doğu ülkelerinin ne özelliği var? Buna bir bakmak lazım. Baktığınızda üç şey görüyorsun. Bir, yoksulluk. Marjinalleşmiş insanların kendisini yoksul ve yoksul son derece baskıcı rejimler. Üçüncüsü izolasyon, dünyadan kopukluk. Ve burada işte insan kendini anlamsız ve değersiz buluyor. Ve çıkıyor dünyaya ve kendisine anlam sağlayacak yaptığı şeyin hem kendisine hem de bir davaya hizmet eder bir nitelik kazanacağı ortamlar buluyor. Bunun içinde sürekli olarak bir propaganda ortamı var, bir etkileme ortamı var. O yüzden yalnız olsa bile, yani eylemi yalnız gerçekleştirse bile bir ideal uğruna, bir dava uğruna ve bir örgütün gelecek tasavvuruna katkıda bulunma amacıyla yapıyor. O yüzden hiçbir zaman bu yalnız kurt tabirine öyle fazla kapılmayalım. Yani etkileyici bir ortam var, kendi motivasyonu var, motivasyona uygun hareket ediyor. Bir de arkasında bundan yararlanacak bir örgüt var. Hatta böyle davranma, onu iten bir telkin ortamı var. Şimdi IŞİD'in Suriye ve Irak'ta son bir yılda büyük bir toprak kaybı yaşadığını biliyoruz ve Musul ve Rakka gibi merkezlerini kaybetti ki IŞİD'in El-Kaide'den herhalde en büyük farkı büyük bir toprak parçasını hükmetmesiydi. Peki bundan sonra IŞİD'i neler bekliyor olabilir? Şimdi IŞİD'in El-Kaide'den evet farkı var. Çünkü çok önemli bir iddiası vardı. Ben IŞİD liderliği, Irak ve Şam İslam Devleti, bakın devlete vurgu yaparak ben devlet kuracağım. Vahye uygun bir İslam devleti kuracağım ve bu İslam devleti Müslümanların aşağılanmış olmasını, şimdiye kadar hep kaybeder pozisyonda olmasını ve bunu suçlu olarak gördüğü Batı'ya karşı bir yepyeni küresel güç yaratacağım diye yola çıktı. Yani devletleşmeydi. Burada işte Sünni İslam'ın akidesine uygun olarak hilafet biçimi de ifade etti. Şimdi devlet olmasının bir şeyi vardı, anlamı vardı. O da toprak sahibi olmak ve bu toprak üzerinde bir devlet teşkilatı kurarak bütün dünyadan mutsuz ve memnuniyetsiz itilmiş olan Müslümanları burada toplamak. Yani böylece bir toprak sahipliği, ki devlet sahipliği ve devlet ve toprağı olunca da bir halkı olması. Bu halk hem katılanlar hem de katılmak için davaya çağrılanları içeriyor. Böyle olunca müthiş bir iddia ile ortaya çıktı. O yüzden yüz binlerce sempatizanı oldu ve katılmacısı oldu. On binlerce de katılmacısı oldu. Ve öyle bir şevkle katıldılar ki bu davaya. İşte birkaç bin kişiyle Musul gibi neredeyse 30 binlik bir orduyu kurşun atmadan teslim alabildiler. Suriye ve Irak'ın önemli parçalarını ele geçirdiler. O yüzden bu hilafet devleti bir de cihada çağırma meşruiyetini kazanıyordu onların gözünde. O yüzden devletleşmeli, devletletmek için de toprak sahibi olmalıydı. Yani bir vatan tasavvuru taşıyorlardı. Evet. Hocam şimdi Sofun Center Araştırma Kuruluşu bir rapor yayınladı geçtiğimiz günlerde. Örneğin Türkiye'den 1500 kişi Suriye ve Irak'ta IŞİD'le birlikte savaşmaya gitmiş. Bunların 900'ünde geri döndü yazıyor raporda. Sizce şimdi savaşmaya gidip bir de geri dönenler var, özellikle toprak kaybından sonra. Bunların Türkiye'ye dair sizin bu dönen savaşlardan,
Türkiye'ye dair beklentiniz nedir? Valla sadece Türkiye'ye değil. Ya, tabii. Bakın 22 Ekim ile 1 Kasım arasında Emniyet Genel Müdürlüğü bir operasyon düzenledi. Bu dönen IŞİD'lileri toparlamak ve kontrol altına almak için. Sanıyorum 283 kişiydi bu toparlananlar. Bunların içinde 96'sı Türk ve 187'si yabancı. Emniyetin raporunda diyor ki eylem arayışı içindeydiler. Eylem hazırlığı demiyor. O ikinci aşama eylem arayışı. Yani bunlar rahat durmayacaklar. Onlar için çünkü kendi anladıkları İslam ve onların kurdukları İslam devletlerinin dışındaki tüm Müslüman topluluklar, tüm işte Müslüman çoğunluk devletler darülar. Yani onlar sapmış bir tür din anlayışına, sapkın bir din anlayışına sahip. O yüzden hiç kimse onlar Müslümandır diye onlara sempati duymaya kalkmasın. Çünkü onların anladığı o radikal selefi İslam'ın dışındaki her duruş, her davranış, her düşünce bir sapkınlıktır. Ve sapkınlık o radikal anlayışta öldürülmeyi gerekir. O yüzden onlar her zaman eylem hazırlığı içinde olacaklar. Yok edecekler, patlatacaklar. Bu arada kendilerinden o kadar davaya inanmış ve inandırılmış insanlar ki kendilerinin yok olması, yaşamayacakları bir geleceği kurmak için kendilerini feda etmeyi de içeriyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef gösterdiğini biliyoruz. Bunun sonu acaba bir Şii cihadizmini provoke etmeye ya da nasıl söyleyelim Haçlı Şabi gibi örgütleri şeytanlaştırmaya varır mı? Ya da dünya bundan sonra tırnak içinde Şii cihadizmini daha çok konuşacak mı? Biliyorsunuz radikal Sünni akım Şii'ye de karşı ve İran'ın bir Şii kuşağı yaratarak Tahran'dan hatta belki Orta Asya'nın bir kesiminden Suudi Arabistan'a kadar büyük bir nüfuz alanı yaratmasından korkuluyor. O yüzden Körfez'deki Sünni devletlerinin çoğu İran ve dayandığı Şiiliğe karşı bir ortak tavır içindeler ve Amerika'yı da bu konuda etkilemeye çalışıyorlar. Ama burada İran'ın çok avantajlı bir konumda olduğunu ve İran'ın devlet politikasının hep bölgede etkili olmak, bölge dışında da nüfuzunu yayma biçiminde bir istikrarlı devamlılık sahibi olduğunu söyleyelim. O yüzden de ne olursa olsun İran'ın etrafında ve ulaşabildiği alanlarda fazla bir şey kaybetmiyor ve yavaş yavaş da kazanıyor. Bu pek çok ülkenin dış politikasında bir ders olarak belki okutulabilir. Ama şimdi Şiiliği bir tarafa bırakın veya Şii nüfuzunu bir tarafa bırakın. İran bölgedeki boşluklardan fevkalade istifade ediyor. İşte Irak kontrol altına alabilmiş durumda. Yani Irak bugün büyük ölçüde Tahran'ın kontrolü altında. Türkiye bile bu Suriye'de kendi aleyhine gelişme olmasın, İşte Irak Kürtleri devlet ilan etmesinler diye İran'la bugün ittifak yapmış durumda ki İran Türkiye'nin ta Safavilerden beri stratejik rakibidir. Bölgede, Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve İran'ın işte bu boşluklardan yararlanarak giderek bir bölge ve bölgeyi de aşan bir güç haline gelmesi çok iyi izlenmedi. Bunu sadece Şiilik üzerinden yapmıyor. Bunu iyi bir diplomatik ve askeri strateji üzerinden yapıyor. Bölgeyi çok ülkeden daha iyi okuyor. Ama ben şeye geri dönmek istiyorum IŞİD'e. Bakın IŞİD'de bir transformasyon, bir dönüşüm yaşadı.
Bir isyancı devlet arayışında olan siyasal askeri hareketten bugün artık eridikçe daha geniş yerlere yayılan ve çatlaklara giren ve o çatlaklara girdiği zaman kazınması daha güçleşen bir uluslararası terörist örgüt haline geldi. Yani isyancı bir siyasal örgütten küçülerek terörist bir örgüt haline geliyor. Şimdi toprak sahibi, yönetimi belli, yeri yurdu belli ve açık alanda mücadele eden bir siyasi isyancı hareketle şeyi belli olmayan, yönetiminin parçalandığı veyahut da net olarak nerede olduğu belli olmayan, emir komuta zinciri belirsiz, yeri belirsiz, vatanı olmayan ve her yerde her an zarar verebilecek bir küresel terörist örgüt haline geliyor. Bununla mücadele, birincisiyle mücadeleden çok farklıdır. O yüzden Türkiye'deki, Türkiye halkı ve Türkiye'deki yönetim bu farkı iyi izleyip ona göre tedbirler alması lazım. Hocam peki mesela o tedbirler neler olabilir? Şöyle sormak istiyorum. Mesela Batı'da deradikalizasyon diye bir şey tartışılıyor ülkesine geri dönen savaşçılar için. Mesela Türkiye'de yani hapse atmak dışında alınabilecek önlem ve tedbirler var mı sizce? Valla şimdi bütün dünyanın tartıştığı bu. Batı'nın ödü koptu. Şu ana kadar tespit edilmiş işte 2000 kadar IŞİD militanı Batı'ya dönmüş bulunuyor. Bakın mesela Amerika'ya tespit edilen 7 dönüş var. Bu Manhattan'daki saldırıyı düzenleyen bu 7'den biri değil. Nasıl, ne zaman geri döndüğü ve ülkeye girdiği şu anda iyi tespit edilmiş değil. En fazla İngiltere'ye dönüş var. 600 kadar. 300 Fransa, 300 Almanya'ya dönüş var. Bize 900 kişi döndü. 500-900'ü döndü. Şimdi bir sürüsü de gizli yollardan tabii girmiş olabilir. Yerli yabancı. Şimdi bizdeki en büyük tehlike şurada. Sadece bu militanlar değil. Yani bunlar neticede tespit edilebilir falan. Fakat bir şey var. Bir dayanışma ağı var Türkiye'de. Şimdi bunlar daha önce işte Esad'ın devrilmesi için belki yararlanılabilecek radikal örgütlerden biri olarak görüldü. El-Kaide ve onun türevleri sonradan farklı isimlerle ortaya çıkan, sonra El-Kaide'den ayrılmış olan ve kendi başına bir yol izleyen IŞİD. O yüzden çeşitli ülkeler bunlara desteklerde bulundular. Örgütlenmeleri için ortam hazırlanmasa bile göz yumdu. Ve bunlar aileleriyle birlikte hayatlarını ve mücadelelerini sürdükleri için işte eşleri oldu, çocukları oldu ve bu çocuklara bakın 5 yaşında siyasi telkinde bulunuyorlar, 9 yaşında da savaş eğitimi. Şimdi bu çocuklar ölecekler. O kadınlar görecekler, bu insanlar görecekler ve döndüler de bir kısmı. Ne yapılacak? Valla Batılılar ne olur bunları göndermeyin, gerekirse öldürün diyorlar. İşte Trump da bu adamın ölmesi lazım dedi mesela. Ondan sonra hapise mi atalım? Deradikalizasyon dediğimiz bu radikalleşmeyi geriye saracak programlar mı uygulayalım? Ya o kadar karmaşık bir şey ki bu. Bunun sadece askeri yöntemlerle, polisiye yöntemlerle çözülmesi mümkün değil. Eğer bakın bu kadar şey olmayan, totaliter bir düzeni savunmayan başka silahlı grupların bile bizim ülkemizde sonlandırılmasının ne kadar kötü olduğunu gördünüz. Sadece askeri şey yöntemler yetmiyor. Antropologlar, psikologlar, sosyologlar ve tabii ekonomik programlar, psikiyatrik programlar devreye girmesi lazım. Ama bunun hazırlığı çok önemli bir koordinasyon içinde
yani becerikli insanlar tarafından düzenlenmeli, planlanmalı ve hayata geçirilmeli. Bir de tabii buna dair bir niyet olması lazım diyelim. Efendim? Çok, bir de tabii buna dair bir niyet olması gerekir diyelim. Vallahi niyet size... o kadar büyük bir tehdit ki niyet muhakkak ki ortaya çıkacaktır. Ama becerinin de ortaya çıkması lazım. Çok yani, teşekkür ederiz hocam. Uzmanlar bir araya getirmeli. İşte benim kafamda değil diye ayrım yapmadan bu insanlar toparlanmalı, işbirliği yapmalı ve uzmanlıklarına da güvenmeli bunlara. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, Profesör Doğu Ergil'le IŞİD ve bundan sonra IŞİD dedik. Yine bakış devam ediyor. IŞİD ile El-Kaide arasında benzeşen ve farklı yönler neler? Ruşen Çakır değerlendirdi. Ben IŞİD'in bu krizi aşabileceğini sanmıyorum. Yok olacağı kanısında değilim. El-Kaide de yok olmadı. Krizini ama hep kriziyle beraber yaşadı ve o krizi onun yeni atılımlar yapmasının önüne engel oldu. Buradan IŞİD'in de El-Kaide'nin yaşadığı gibi bir müzmin bir krizle beraber yoluna devam edeceği kanısındayım. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu örgütlerin yaşadığı kriz, Selefi cihatçı diye adlandırılan yeni perspektifin krizde olduğu anlamına gelmiyor. Bunu böyle olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla demin söylediğimi tekrarlayayım. El-Kaide'yi ve IŞİD'i de aşan yeni Selefi cihatçı oluşumlara hazır olması gerekiyor dünyanın ve de tabii ki Türkiye'nin. Ama bu birden olabilecek bir şey değil. IŞİD özellikle kolay kolay teslim olmayacaktır. Başka topraklarda etkili bir şekilde kendini yine göstermeye çalışacaktır. Ve bir daha önceki bir yayınımda söylediğim gibi bu topraklardan birisinin maalesef Türkiye olacağı konusunda çok güçlü düşüncelerim var. Yani bunun bir delilini, kanıtını sunabilme gibi bir şeyim yok tabii ki. Ama benim bildiğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla IŞİD'in önümüzdeki dönemde Irak ve Suriye'de yaşadığı, aldığı büyük darbelerden sonra varlığını sürdürmek istiyorsa, etkili bir şekilde sürdürmek istiyorsa yönelebileceği ülkelerin başlarında yer alıyor Türkiye. Son dönemde IŞİD'e yönelik operasyonların arttığı yolunda haberler çıkıyor. Bunların da aynı şekilde devletin de böyle bir ihtimali gördüğü ve tedbir almaya çalıştığı şeklinde yorumlayabiliriz. Evet. Adli bilişim uzmanı Tuncay Beşikçi, Cumhuriyet davasının 4. duruşmasında tutuklu sanık Emre İper'in telefonuna Baylok indirilmediğini açıkladı. Beşikçi, Freezy adlı müzik programıyla Baylok'a yönlendirme yapıldığını belirtti. Daha önce Koray Peksayar'ın raporunda ortaya çıkan, şimdi ise Beşikçi'nin doğruladığı bilgiler tüm Baylok soruşturmalarını etkileyebilir. Tuncay Beşikçi duruşmada Emre İper'in telefonunda Android işletim sisteminin bulunduğunu ve hiç formatlanmadığını vurgulayarak İper'in telefonuna yüklediği ve sonradan sildiği Freezy programının Litvanya'daki Baylok sunucusuna yönlendirme yaptığını kanıtlarıyla ortaya koydu. Bu uygulamaya veya programa iframe kodu eklenerek Baylok.net sitesine yönlendiriyor. Dolayısıyla bu sayfaya giren herhangi bir kullanıcı fark etmeden ve hiç Baylok yüklemese bile Baylok sunucusunun IP adresine bağlanmış gibi görünüyor. Olayın bir başka boyutu ise İper'in Baylok sunucusuna bağlanmaya başladığı tarihlerde Baylok'a olan ilgi artmış, tüm zamanların en üst noktasına ulaşmıştı. Bu sert yükselişin morbeyin.com ve benzeri sitelere iframe kodu eklenerek yapıldığı açıktır. Medyascope TV'de Ağustos ayında yaptığımız haberde Ağustos, Eylül, Ekim 2014 tarihlerinde Baylok sunucusuna bağlandığı görülen kişilerin mağduriyet iddialarını haberleştirmiştik. İper ile birlikte binlerce kişi 2014 yılının Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Baylok'a bağlandığı iddiasıyla yargılanıyor. Burdur'da yaşayan mühendis Hakan Ö, FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası aldı. Yargıtay kararı, örgüt üyeliği için sempatizanlık yeterli sayılmaz, örgütle organik bağ aranmalıdır diyerek bozdu.
Ayrıca dini sohbetlere katılmanın veya örgütün gazetesine abone olmanın da örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Avukat Burak Mengü ise Yargıtay böyle bir karar verdi ama aynı Yargıtay sadece Baylok indirmeyi hala terör örgütü üyeliğine delil kabul ediyor dedi. Bence soruşturma aşaması gözaltına tutuklar verirken bakmışım bunlara bakılmaksızın örnek veriyorum evde FETÖ üyeliği kabul bunlar beni. Sen de örgütü üyesinde ve attı içeri. Şimdi burada yayında bence konuşmuştuk bunu. Örgüte katılma iradesi, örgütü alma iradesine bakmadılar. İnsanları bir ayımı böyle ufak buldukları belirtide içeri attılar. Bir insan FETÖ'nün birinin kitabını okuyor olabilir. Vakti zamanında zaman gazetesinde okuyor olabilir. Ama bu adamın örgüt faaliyeti içerisinde katıldığı anlamına gelmez. Örgüt suçlardan evi özel kastlanır. Örgüte katılma kastın olması lazım senin. Niyetin olması lazım. Altanır, davranış hareketlerinde örgütün eylemlerine uygun olması lazım. Ama şimdi bunun için kitap alıp okumak ya da zaman gazetesine üye olmak bu işi bir belirtisin ki. Şimdi güzel gazetesin, sen bütün şeyde okuyorsun, yayın kuruluşlarını okuyorsun. Şimdi sen Hürriyet de okuyorsun, Cumhuriyet de okuyorsun. Ama farklı görüşteki bir gün gazetesini okuman lazım. Yeni Şafak gazetesini okuman lazım. Bunun için de insanlar üye olmuş olabilir ya da almış olabilir. Bu insanların örgüt üyesi olduğuna kolay değil ki. En baştan bu ayrımı yapılması lazımdı zaten. Yapmazlar ve şimdi tabii mağduriyetler çok fazla, önünü alamayacakları dereceye geldi. Ne yapıyorlar? Bu tarz şeylerle işte yavaş düzeltmeye başlıyorlar. Şimdi abi şey görmedik sonuç olarak, böyle bir Yargıtay böyle bir karar verdi ama daha bu kararın bir yansımasını dosyamızda görmedik açıkçası. Arada haliye gelmedi mesela. Atıyorum. Yani aynı Yargıtay sadece Baylok indirmeyi hala terör örgütü yerine suç kabul ediyor. Dün tutuklanan iş insanı Osman Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ayşe Buğra yazılı bir açıklama yaptı. Profesör Buğra'nın açıklamasından bazı bölümler şöyle. Söz konusu karar endişe vericidir. Zira tutuklama kararı için kullanılan iletişim tespit tutanakları ve fiziki takip tutanakları FETÖ, PDY mensubu kamu görevlilerinin henüz görevde olduğu dönemlere aittir ve bu uygulamalara dayandırılan her türlü karar yargılanan bir dönemi açıkça meşrulaştırmaktadır. Bu durum ayrıca Osman Kavala'nın tutuklanmasına neden olan delilleri toplayan örgüt üyeleriyle birlikte darbe teşebbüsüne kalkışmış olması anlamına gelmektedir ve bu durum hukuka aykırı olmaktan öte trajikomiktir. Osman Kavala'nın hangi eylemlerle, hangi para hareketleriyle, hangi delillerle gezi olaylarını finanse ve organize ettiği ortaya konulmazken ve o tarihten bu yana hiçbir soruşturma ve suçlamaya maruz kalmazken bugün bu gerekçelerle tutuklanması düşündürücüdür. Tutuklama kararı ile yitirdiğimiz yegane şey Osman Kavala'nın özgürlüğü değil, aynı zamanda demokrasi, barış ve hukukun üstünlüğüne dair umutlarımızdır. Profesör Ahmet Kuyaş, Cumhuriyet'in öyküsünü arkadaşımız Gülener Kınalı'ya değerlendirdi. Mustafa Kemal şanslı diyorum işte. Unutmayın, adam zaferi kazanmış. Ya ne demek zaferi kazanmış? Neredeyse 200 yıldır her girdiği savaştan mağlup olan bir ulusa ilk defa zafer getiriyor adam. Her tarafta onun resmi. O hep müthiş türküler şey söyleniyor. Şimdi bu adamın karşısında duramıyorsun. Yani dursan da işte ne anlatacaksın? İşte bir iki kişi anlatmaya çalışıyor. Aa Musul Kerkük'ü almadı falan diye. Onları da kimse dinlemedi zaten. Hadi sen git al dediler bir iki tanesine. İngilizlerle savaşacaksınız çünkü. Musul'u öyle size şey verir gibi vermiyorlar. İki kilo mandalina verir gibi. Yunan ordusuyla savaşmak başka şey. İngiliz ordusuyla savaşmak evet, bayağı. O yüzden kimse dinlemedi onları. Çünkü onlar biliyorsunuz. Misak-ı Milli şey yapılmadı, elde edilmedi filan diye omurlanacaklar ama millet gülüp gelecek. Hadi sen git yap diyecekler bir tanesine. Kah kah kih kih filan. Şimdi o bir de şu var. Çevresindeki insanlar Mustafa Kemal Paşa'ya çok güveniyorlar. Yani Cumhuriyet'in ne olduğunu bilmiyorlar o gün. Ama lehte oy kullanacaklar. Gazetelerde şey var. Ha Cumhuriyet. Peki ama nasıl Cumhuriyet? Fransız usulü mü, Amerikan usulü mü diye soruyor. Makaleler yazıyor. Amerika'da Cumhuriyet olduğunu sanıyorlar. Anladın mı? Ya da Cumhuriyet lehinde oy kullanan birisi oyunu kullanırken Allah sonumuzu hayırlı eyle diye dua ediyor.
Niye? Bilmiyor nereye gittiğimizi. Ama peki niye? Mustafa Kemal diyorsa bir kerameti vardır. Paşa bugüne kadar bize her söylediğini yaptı. Her öngördüğü şey 2 ay, 5 ay sonunda çıktı. Bu biliyordur. Ben buna güveniyorum. Verdim gitti diyor. Cumhuriyet ne diye sorsan kem küm bir şey söyleyemeyecek. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii Cumhuriyet'in ne olduğunu bilenler de var orada. Yani Mustafa Kemal olsun işte ne bileyim mesela ilk sözü verdiği şey Mazhar Müfit Kansu falan bunlar eski cumhuriyetçiler zaten. Mazhar Müfit zaten anılarında söylüyor sıkıştırıp duruyordum diyor. Sonunda diyor artık illallah dedi diyor benden ve diyor tamam tamam diyor işte bütün bunlar bitince cumhuriyet ilan edeceksin inşallah deyince çok sevindim diyor yazmış şeyini defterine. Evet. Yani peki, cumhuriyet bana kalırsa da gerekiyordu. Ama ilk başta söylediğiniz doğru. Yani cumhuriyet mutlaka bir evrensel değer olmuyor. Ayrıca cumhuriyet oldunuz diye de fazla bir şey olmanız gerekmiyor hemen. Yani İran da cumhuriyetti. Değil mi? Kaddafi'nin Libya'sı da cumhuriyetti. Evet. Oyuncu Rose McGowan'ın yapımcı Harvey Weinstein tarafından uğradığı tacizi ifşa etmesinin ardından her gün gizli kalmış yeni bir taciz daha ortaya çıkıyor. Sosyal medyada MeToo hashtag ile yayılan ifşa kampanyası kısa sürede 85 ülkeye yayıldı. Ben ilkokul 4'teki çocuk Dilara'ya 1,5 yıl boyunca sistematik bir şekilde yapılan bir iğrençliğin cezasının verilmesini sağladım. Bunu yetişkin Dilara sağladı. Bu benim için çok anlamlı. 10 yıldır yaşadığım travma bir anlamda son buldu. İlkokul öğretmenine yıllar sonra açtığı cinsel taciz davasını kazanıp 87 yıl hapis cezasına çarptırılmasını sağlayan 22 yaşındaki Dilara Alkan Türkay'ın Ayşe Arman'a verdiği mülakattan bu sözler. Arman'ın mülakatı batıda başlayan ifşa dalgasını izliyor. Benzer bir dalga Türkiye'de de başlar mı şüpheli, zira batıdakilerin aksine cinsel suçlar Türkiye'de nadiren cezalandırılıyor. Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in çevresindeki kadınları yıllardır taciz ettiği herkesçe bilinmesine rağmen sessizliğin bozulması ancak cesur bir yıldızın Rose McGowan'ın yaşadıklarını anlatmasıyla mümkün oldu. Yıllar içinde en az 89 kadını taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıkan Weinstein hakkında ABD ve İngiltere'de cezai soruşturma sürerken kariyeri de sıfırlandı ve Hollywood'da kelimenin gerçek anlamıyla Pandora'nın kutusu açılmış oldu. Star Trek Discovery dizisinde rol alan Anthony Rapp henüz 14 yaşında bir çocukken 2 Oscar ödüllü ünlü aktör Kevin Spacey tarafından taciz edildiğini açıkladıktan sonra biri barman, ikisi oyuncu, 3 kişi daha benzer deneyim yaşadıklarını duyurdu. Hollywood'da daha önce de Bill Cosby, Woody Allen ve Roman Polanski gibi isimlerin tecavüz ve taciz skandalları gündem olmuş ama arkası gelmemişti. Ancak bu kez kadınlar sosyal medyanın da yardımıyla küresel bir dayanışma gösteriyor. Yapımcı Harvey Weinstein'in ipliğinin pazarı çıkmasıyla dünya çapında binlerce kadının katılımıyla Twitter'da MeToo etiketiyle başlayan kampanyaya katılım sürüyor. Oyuncu Alicia Milano'nun Twitter üstünden cinsel tacize uğramış herkesi MeToo etiketini kullanmaya ve bu yolla problemin aslında ne kadar yaygın olduğunu göstermeye çağırmasıyla başlayan kampanyaya 24 Ekim tarihinden itibaren 85 ülkeden 1 milyon 700 bin kişi katılmıştı. Sosyal medya üzerinden cinsel tacize uğramış olduklarını belirten kadınlar arasında Sheryl Crow, Bjork, Evan Rachel Wood, Melanie Linsky, Patricia Arquette gibi isimler de bulunuyor. Avrupa Parlamentosu da geçen hafta bu konuya özel bir oturum düzenleyerek kampanyaya destek vermişti. Kadınların Küresel Ben de kampanyası Müslüman kardeşlerin kurucusu Hasan el-Benna'nın torunu olan ve Avrupalı Müslümanlara ılımlılık vaaz eden Avrupalı Müslüman Olmak kitabıyla meşhur ilahiyat profesörü Tarık Ramadan'ı da tacizci müsabıklar arasına kattı. Psikolog Duygu Bua arkadaşımız Merve Özçelik'e tacize ve tecavüze karşı duruş yollarını anlattı. Tabii önce şununla başlamak istiyorum. Yakın dönemde kaybettiğimiz kadın mücadelesinde önemli bir ismin söylediği bir söz var. Ne zaman bir kadın ayağa kalksa aslında tüm kadınlar için ayağa kalkmış olur diye. Dolayısıyla bir kişinin ifşası bugüne kadar çeşitli nedenlerle susmak zorunda kalmış bütün kadınların kendini açmasına
neden oldu. Tabii bunun hem bireysel anlamda etkileri var hem de toplum anlamında etkileri var. Bireysel etkilerine bakarsak tabii ki kadının kendini güçlü hissetmesiyle ilgili çok önemli bir adım. Çünkü cinsel taciz, cinsel tecavüz dediğimiz şey aslında çok cinsellikle işte tutku, şehvet vesaire aşkla ilgili bir şey değildir. Benim çok değer verdiğim hocam Sayın Profesör Doktor Gökhan Oral'ın da aktardığı gibi aslında nefretin erotize olmuş formudur. Orada cinsellik aslında bir araç, bir silah olarak kullanılır ve tamamen aslında saldırganlık ve şiddetle ilişkili bir şey. Dolayısıyla cinsel tacize ya da tecavüze maruz olmuş bir kadın tamamen burun buruna, yüz yüze bazen tanımadığı, bazen de tanıdığı bir insanı tamamen nefretiyle, öfkesiyle yüz yüze kalmış oluyor. Bunu çeşitli nedenlerle saklayabiliyor. Bir şekilde destek alamamaktan, korkmaktan ya da kendini kanıtlamak zorunda kalmak zorunda olmaktan, çeşitli nedenlerle, adli süreçte yaşayabileceği korkular nedeniyle saklayabiliyor. Dolayısıyla bir kişinin ayağa kalkması ve bunu ifade etmesi kadınları bir yandan teşvik ediyor. Dolayısıyla o andan da güçlendirici bir yanı vardır. Ama tabii bu süreçte destek alıyor olmak çok önemli. Eğer destek almazsanız da bir anda bütün içinizdeki o korkuyu, dehşeti ortaya saçmak toparlanamaz bir hal de alabilir. Dolayısıyla destek alarak bir şekilde bu puzzle'ın parçalarını yerine oturtmak gibi destek alıp o kadının kendini güçlendirmesini daha sağlıklı bir süreçte yürütmesi çok önemli. Toplum tarafından da tabii etkileri çok fazla. Bir kere duyulur hale gelmesi, görünür hale gelmesi açısından çok önemli. Ama korkutabilir de insanları. Çünkü bizim adil dünya inancı dediğimiz bir şey vardır sosyal psikolojide. Bir şekilde mağduru suçlama yoluna giderek aslında dünyanın adil olduğuna dair bir yanılsama içine gireriz. Çünkü öbür türlü sürekli tehditlerin olduğu bir dünyada dışarı çıkmak bile korkutucu bir hal alabilir. O yüzden genellikle mağdurları suçlar. İşte o saatte orada ne işi vardı? O kıyafetle sokağa çıkarsan o saatte başına bunların gelmesi çok normal gibi. Bir şekilde kendimizi korumaya çalışırız bu yolla. Dolayısıyla birçok insan kendini ifade ettiğinde ve bunun sadece işte geceliğin, karanlık, ıssız bir sokakta bir yabancı tarafından meydana gelmeyeceğinin gösterilmesi bir yandan korkutucu. İnsanların adil dünya inancını sarsabilecek bir şey. Ama bir yandan da buna maruz kalmış insanlar varsa sesini çıkarması için de önemli bir adım. Evet. Dijital para birimi Bitcoin nedir ve nasıl bu kadar hızlı değer kazanıyor? Arda Çetin bugünkü Alternatif Ekonomi programında merak edilen bu soruları yanıtladı. Şöyle, yani söylediğin gibi blockchain 2008 yılında ortaya çıkmış bir teknoloji aslında. Biraz da interneti yeniden düşünmemiz gereken bir teknoloji bu. Çünkü bugün geldiğimiz noktada internetle birlikte şu anda en çok konuştuğumuz konular işte mobilite, sosyal web, Internet of Things dediğimiz nesnelerin interneti, cloud, bulut teknolojileri, drone gibi veya robotlar gibi teknolojilerken bunların tamamen artık altyapısını oluşturabilecek yeni bir teknolojiden bahsediyoruz aslında blockchain'le, yani Türkçesiyle blok zinciri söylerken. 2008 yılında bu ilk dijital para birimi olarak piyasaya çıktığı zaman paranın bir kere dağıtılması lazım. Aslında bir de para ne diye sormak lazım orada. Çünkü iş biraz daha dijital böyle hale gelince insanlar şeyi merak ediyor. Ya bunun arkasında kim var? Bitcoin'in arkasında kim var? Hani Türkiye Cumhuriyeti var. Mesela Livan'ın arkasında, Türk Lirası'nın arkasında veya Amerikan Dolar'ın arkasında Amerika Birleşik Devletleri var gibi. Ama aslında para o kadar da fiziki bir şey değil. Şöyle hatta bir ekonomist Friedman'ın 91 yılında yazdığı bir makale var. Taş Paralar Adası diye. Kısaca bahsetmem gerekirse şu. Bu arkadaşlar bir adada yaşıyor. Ve en yakın ada epeyce uzaklıkta. 500-600 kilometre uzaklıkta. Tabii o zamanlar insanlar takas yöntemiyle birbiriyle alışveriş yapıyorlar. Ama paranın burada daha kullanılabilir olduğuna karar verip bir para icat etmeleri gerekiyor. Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Komünist Partisi'nin 19. Kongresi'nde alınan kararların ardından nasıl bir politika izleyecek?
Yıllardır Çin'de bankacılık yapan Noyan Rona arkadaşımız Sinan Akgüney anlattı. Tabii bu kongrenin birçok yeni unsurları var. Bunların içinde sizin söylediğinize bağlı olarak dünyada çok etki çekmesinin sebebi bence Çin'in biraz da gelişmişlik düzeyiyle de ilgili bir şey. Çin ekonomisi büyüdükçe ve Çin'in dünyadaki etkisi arttıkça Çin'deki olaylar daha tabii daha çok şey görüyor, ilgi çekiyor. Aslına bakarsanız yani Çin Komünist Partisi'nin bu 19. Genel Kongresi, daha öncekilere bakarsanız en az bunun kadar önemli olanlar da var. Ama onlar tabii hem ya siyasi bakımdan önemliydi ya da daha az gelişmiş bir Çin'in ekonomik politikalarıyla ilgili bir kongreydi. Onun için fazla dışarıda etki yaratmadı. Ama bu kongre tabii çok etki yarattı. Hem Çin'in ileriye dönük planlarında, programlarında bir projeksiyon çizdi. Hem de tabii bu bağlamda dünyada Çin nereye gidiyor sorusuna cevap bulabileceğimiz veya soru sorabileceğimiz birçok unsuru içinde barındıran bir kongre. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonuçlandı. Grubunda yenilgisiz liderliğini sürdüren Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Dün akşam oynanan maçlarla birlikte Şampiyonlar Ligi 4. haftası tamamlandı. G grubunda lider olan Beşiktaş, evinde ağırladığı Monaco ile 1-1'lik skorla berabere kalarak puanını 10'a çıkarttı. Beşiktaş'ın en yakın rakibi Porto ile arasında 4 puan farkı bulunuyor. H grubunda merakla beklenen Tottenham-Real Madrid karşılaşmasında Tottenham 3-1'lik skorla grubunda liderliğe oturdu ve üst turu garantiledi. Gecenin en gollü maçında Manchester City, Napoli'yi deplasmanda 4-2 yenerek gruplardan çıkmayı garantiledi. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle. Beşiktaş 1, Monaco 1, Liverpool 3, Maribor 1, Sevilla 2, Spartak Moskova 1, Shakhtar Donetsk 3, Feyenoord 1, Manchester City 4, Napoli 2, Porto 3, Leipzig 1, Tottenham 3, Real Madrid 1, Borussia Dortmund 1, Apoel 1. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası bu akşam oynanacak maçlarıyla sonuçlanacak. C grubunda mücadele eden Medipol Başakşehir, 3. haftada 3-1 mağlup olduğu Hoffenheim'i konuk edecek. Başakşehir kazanması halinde organizasyondaki ilk galibiyetini alacak ve gruptan çıkma şansını sürdürmüş olacak. Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi I grubundaki 4. maçında bugün Avusturya temsilcisi Salzburg'a konuk oluyor. Atiker Konyaspor'un yeni hocası Özdilek, teknik direktör olarak ilk defa Avrupa'da maça çıkacak. Grubunda 3 puanı bulunan Konyaspor, galibiyeti durumunda Avrupa kupalarındaki ikinci galibiyetine ulaşmış olacak. 24 karşılaşmanın oynanacağı gecenin maç programı şöyle. Lokomotiv Moskova, Şerif, AYK Milan, Maccabi Tel Aviv, Astana, Başakşehir, Hoffenheim, Lyon, Everton, Young Boys, Dinamo Kiev, Ludogorets, Braga, Apollon Limassol, Atalanta, Slavia Prag, Villarreal, Rijeka, Avusturya Wien, Kopenhag, Zlin, Partizan, Skanderbeu, Real Sociedad, Vardar, Guimarães, Marsilya, Lazio, Nice, Steaua Bucharest, Hapoel Berşama, Atletico Bilbao, Östersund, Arsenal, Kızıl Yıldız, Rosenborg, Zenit, Salzburg, Konyaspor, Köln, Bate, Victoria Pilsen, Lugano, Hertha Berlin, Zorya, Vitesse, Zultevargem. Güne bakışın sonuna geldik, ancak bir haberimiz daha var. Ona girmeden güne bakışın ardından açık oturum olduğunu belirtelim. Sedat Pişirici'nin bu akşam konukları Aydın Engin, Emre Bağcı ve Suat Kınıklı, AK Parti'deki istifaları ve İYİ Parti'yi konuşacaklar diyelim. Haberimize geçelim. 27. Akbank Jazz Festivali yarın başlıyor. Piyanist Abdullah İbrahim ve trompetçi Hugh Masekela, gitarist Wolfgang Mutuşpeel, Chucho Valdez ve Gonzalo Robel Caba ve birçok isim 27. Akbank Jazz Festivali'nde sahne alacak. We'll be right back.
Doğru söyle, benim yerimde olsan seni seçmez miydim? Kuşkusuz insan. Now that the love in her has become terribly sore. Now that the love in her through those jungles of colonialism. There at night, on the surface of the physical. My life is upside down. I love you anyhow. And if it's much too bad, you don't believe in me. Sometimes you.